Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman, kanalın kralından farklı bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere webin karanlık tarafı olan hackerları ve lamerleri ilgilendirebilecek. Tabii diğer kullanıcıları da kapsıyor arkadaşlar bu. Yani benimki şaka niyetine başta o şekilde söyledim. Bu program sayesinde bilgisayarınızda maillerinize ya da Outlook'a ya da farklı bir mail alışverişi sağlayan programlara içerisine girdiğiniz mail adreslerini ve şifrelerini bulan bir program arkadaşlar. Bu program ile unuttuğunuz şifreleri bilgisayarınızda bulabilirsiniz. Tabi Outlook içerisinde veya ona benzer alışveriş yapan, mail alışverişini sağlayan Outlook tarzı ekstra programlar içerisine işlediğiniz mail adreslerini ve mail şifrelerini buluyor arkadaşlar. Bu sayede unuttuğunuz mail adreslerini ve bilmek istediğiniz şifreleri kolaylıkla buluyor. Tabii bu kendi bilgisayarınız için değil, tamamen herkes bilgisayar için. Mesela bir iş yerindesiniz, şey izlemişsinizdir, şu Mr. Robot diye bir dizi var arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir dizi. Hacker dizisi arkadaşlar. Orada bir tane USB içerisine bu tür bir program yerleştiriyor. Programı çalıştırdıktan sonra USB otomatikmen tüm veriyi USB'ye çekiyor. Yani şifreleri, verileri, gizli bilgileri, her şeyi, cache dosyalarını, cookie'leri, her şeyi USB'ye çekiyor arkadaşlar. Bunun çalışma sistemi de buna benziyor arkadaşlar. Eğer zaten bu taşınabilir bir program arkadaşlar. Taşınabilir program, USB'nize yüklediğiniz, internet kafeye gittiniz. Birisi işte mail adresini açtı, oraya giriş yaptı, sonra çıktı gitti, kapattı. Çıkış yapsa bile siz oradaki mail adresini ve şifresini o program ile rahatça bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da zaten kendi bilgisayarımda test ettim. Şu anda 3 tane mail adresi kuruldu. Ben 1 tane kurulu olduğunu zannediyordum. 3 tane kurulmuş. Daha önce kurmuşum ama bunu unutmuşum arkadaşlar. Ve bunların şifrelerini de gösteriyor. Siz de bunu internet kafelerde, iş yerinizde veya başka bir yerde veya misafir olduğunuz arkadaşınızın bilgisayarında deneyerek onların şifrelerini ele geçirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu güzel bir örnek değil ama insanı heyecanlandırıyor. Ben bir lamer değilim ama şöyle bir şey var arkadaşlar, yani bilginin iyisi kötüsü olmaz, bilgi bilgidir. Ben bunu sürekli yansıtırım insanlara. Neyse, ben uzatmayayım. İstiyorsanız programı çalıştırıp görelim nasıl çalıştığını, nasıl uygulandığını. Ben bunu zaten USB içerisine yüklemiştim arkadaşlar. Farklı farklı yerlerde de deneyerek oradaki kurulu olan e-mail adresleri ve şifrelerini ele geçirmek için kullanıyorum. Yani ele geçirmek için değil de sadece merakımdan olduğundan dolayı. Siz orayı geçin arkadaşlar. Başarın orayı siz. Burada gördüğünüz gibi bir tane program var. Bu programı her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Sadece bazı kod yazan bloglarda, forumlarda bulursunuz. O da özgün kod yazan bloglar arkadaşlar. Yani herkes istediği kodu yazıyor. İşte yazılımı oluşturuyor. Küçük. Zaten megabaytta görüyorsunuz, 111 kilobayt. Yani megabayt bile değil, kilobayt arkadaşlar. Bu tür yazılımları paylaştığı forumlar. Bu forumlarda lamerler çok olur. Hackerlar çok olur. Yani istediğiniz türden programlar var. Hatta mesela Wi-Fi paketlerini dinleyebileceğiniz programlar var arkadaşlar. Laptopunuza yükleyin. Gidin bir meydanda oturun. Etraftaki tüm ağların paketlerini dinleyin. Alsın paketleri, size versin. Etrafınızdaki tüm wireless şifrelerini de öğrenin arkadaşlar. Ayrıca öğrenmenize de gerek kalmıyor. Direkt zaten kullanıma sunuyor size o programlar. Öyle bir program yazmışlar ki siz programı çalıştırıyorsunuz, o etraftaki paketleri dinliyor, şifreyi otomatik kaydediyor, üstüne üstlük direkt bağlanıyor. Yani otomatikman bağlanıyor üstüne üstlük. Sizin böyle şifreye girip bağlanmanıza bile gerek kalmıyor. Etraftaki tüm internet VLAN ya da wireless adreslerini, MAC adreslerini, Wi-Fi adreslerini, SSID adreslerini ve şifrelerini de buluyor arkadaşlar. Bunu da veri tabanına kaydediyor. Daha sonra kullanabilmeniz için. Tabii bu programı dağıtımını yapmayacağım ya da paylaşımını. Burada arkadaşlar Mail Password Viewer programın adı. Bunu tıkladığımız zaman burada arkadaşlar
Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki bazı yerleri karartacağım. Bunun için üzgünüm arkadaşlar. Mesela burada şifrelerimiz var. Şifrelerimiz neymiş? Şöyle bir şey. Buradan mail adresimiz var arkadaşlar. Bunları da karartacağım. Buradaki sadece bir bölümü karartacağım. Birisi Outlook'ta, birisi MS Outlook kaçmış? Oha, 2007, 2003, 2007, 2010. Birisi de Outlook 2016'daymış arkadaşlar. Birisi Yandex'miş, diğeri de Yandex, öbürüsü de Gmail. Server portlarını da kapatacağım, kusura bakmayın bunun için. Burada zaten 3 tane kurulu olan mail adresimizi görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Siz bunu internet kafeye gittiğiniz zaman veya misafirliğe gittiğiniz zaman, girdiğiniz zaman veya iş yerinizdeki herhangi bir bilgisayara girdiğiniz zaman bugün o Windows sıfırlanmadığı sürece, yani diyelim ki 5 senedir aynı Windows kullanan kullanıcının içerisine girmiş olduğu tüm mail adresleri, şifrelerini hepsini bulursunuz arkadaşlar. Kolaylıkla ele geçirirsiniz. Artık ele geçirdikten sonra ne yapacaksanız yaparsınız diye üstünden geçeyim. Gördüğünüz gibi burada 3 tane mail adresimiz var. 3 tane mail adresi ismi, server ismi, server portu, secret no diyor. Ne bu, güvenli? Hayır, güvenli değil diyor. Tipi IMAP arkadaşlar. Kullanıcı isimleri, şifreler, profiller, Outlook, pasaport. Neymiş bu? String. SMTB server'ı, Neo server'larını da gösteriyor. Ayrıca her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bunu da sizler için paylaşıyorum. Siz de diğer bilgisayarlarda istediğiniz gibi şifreleri alabilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videom çok ayrıntılı bir program değil. Sadece tek tıkla programı çalıştırıyorsunuz. İçerisindeki yüklü olan mail adreslerini ve şifrelerini size direkt olarak gösteriyor. Yani bu kadar basit bir program. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım sizlerin için de işinize yarar. Yarayacağına da eminim. Beni desteklemek için videonun altında beğen ya da beğenmeme tuşlarına basarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir şey takılırsa veya sormak istediğiniz bir şey olursa video altına yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.